Evet, Trabzonspor haberlerini aktardıktan sonra hemen Bordo Mavili takımın gündemini Hamdi Aslan'la değerlendirelim. Hamdi Hocam, günaydın, merhabalar, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sana da günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugüne baktığımız zaman gazetelerin gündeminde Trabzonspor'da sadece stoper ismine, daha doğrusu stoper bölgesine yoğunlaşıldığını görüyoruz. Birkaç farklı aday var. Abdullah Avcı net bir şekilde bir stoper ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu noktada acaba geç mi kalındı şeklinde taraftarlardan zaman zaman serzenişler yapıldığını görüyoruz. Ne dersiniz bu konuda? Acaba nasıl çözülecek? Sizin biraz daha ön plana çıkardığınız bir aday var mı ismi geçen futbolcular arasında? Ya Ezgi, tabii ki seninle sabah programlarındaki bütün programların içerisinde genelde hep stoper pozisyonu vardı. Sağ stoper pozisyonu vardı. Abdullah Hoca'nın bu anlamda çok net bir oyuncu istediğini sürekli seninle iletişim halinde konuşmuştuk. Yani burada bir geç kalınma yok aslında. Trabzonspor eksiğinin ne olduğunu biliyor, neler yapması gerektiğini biliyor. Hatta yani transfer gündeme gelen bütün oyuncular da çok yakın, sıcak haline gelmişti bu transferler. Neredeyse bitecekti. Çok ufak pürüzler kalmıştı. Bazen tamam denildi. Ama tabii ki futbol bu. Bazen birazcık da menajerler tabii ki bu işi çok fazla rahat bırakmıyor. Ezgi alıyor başka bir kulübe biraz rakamları farklılaştırıyor. Trabzonspor ciddiyetini gördükten sonra farklı düşünceler içerisine giriyor ki bunlar bizim futbol kültürümüzde çok var. Yani şu an evet Boyata ve Denayer Trabzonspor'un bu anlamdaki bugün itibariyle olan sıcak bence stoper pozisyonu. Yani Denayer sanki biraz daha şu an Trabzonspor'un daha sıcak bir gündeminde olduğunu ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor aslında bir geç kalınmışlık yok veya taraftarların bu konuda herhangi bir Trabzonspor yönetimi ve teknik adı olumsuz bir düşünce içerisine girmesini ben çok doğru bulmuyorum. Yani Trabzonspor'un orada zaten alternatif çok oyuncusu var ama tabii ki alınacak bir stoper. Bu anlamda Trabzonspor'a katkı yapacaktır. İkinci kampta dediğin gibi senin de bu transfer biteceğini ben de tahmin ediyorum. Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar arasında yine dikkat çeken bir kaleci daha alabiliriz ifadesi oldu. Aslında bu takviyenin bir alternatif kaleci için olması bekleniyor şu an itibariyle. Ama yine de taraftarlar ister istemez acaba Uğurcan gidecek mi, acaba teklif geldi mi şeklinde endişeler de yaşayabiliyorlar. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili, yeni bir gelişme yaşanmasını bekler misiniz yoksa artık Uğurcan'ın gitmesi yani imkansıza yakın gibi bir görüşünüz mü var? Yani futbolda tabii ki belli olmuyor. Yani Uğurcan'ın imkansız diyemeyiz. Yani bakıldığı zaman Uğurcan performansı hiçbir zaman transferde imkansız bir yere koyulmaz. Yalnız beklemiş olduğu rakamlar belli bir yere gelmeyince tabii ki bu transfer yavaşladı. Ben tabii ki yani o rakamlar olmadığı için ben de çok gideceğini düşünmüyorum. Veya Trabzonspor bu konuda bir hareketlik içerisine gireceğini düşünmüyorum. O yüzden yani şimdilik Trabzonspor'u bu anlamda çok fazla düşündüren bir olay olduğunu ben zannetmiyorum. Evet bir 7 alternatif bir kaleci düşünülüyor. Tabii ki bu yani Uğurcan'ın yedekleyecek anlamında bir alternatif kaleci olacağını ben düşünüyorum. Ama ben Muhammed Alan'ın performansını beğendim. Aslında bakıldığı zaman gerçekten yani kaleci yeteneğinin yüksek olduğu bir kaleci. Belki yani Avusturya kampından sonra da bundan da vazgeçebilir Abdullah Hoca çünkü performansı çok önemli. Yani o yüzden yine küçük detaylar var aslında gündemimde var Ezgi. Yani seninle konuşmuş olduğumuz aylardan beri hep aynı küçük detaylar var. Trabzonspor neden rahat? Çünkü elinde 15-16 tane oynatabilecek olduğu bir oyuncu grubu var. Hemen hemen her pozisyonun alternatifi var. Bu anlamda daha rahat. Olabilirse en iyisini olmadığı için uğraşacak. O yüzden ikinci kamp daha da bir önemli hale gelecek. Yani Trabzonspor'da taraftarın veya beklenilen başka bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Kouassi'nin kalacağını söyledi Abdullah Avcı. Bununla ilgili ne dersiniz? Yani tabii geçen sene çok fazla süre almadı Ezgi. Yani dönem dönem süre aldı. Yani bir oyuncuyla geçen sene Kovacic'in almış olduğu süre hakkında yorum yapmak, karar vermek çok doğru değil.
Biz de biliyorsun Ezgi, yani hazırlık kamplarında, hazırlık maçlarında bile sezonun genel neler nasıl geçebileceğini değerlendiren bir yapımız var. Oyuncular hakkında bu konuda çok net kararlar veriyoruz. Belki Kovacic'in ilk maç performansından sonra sanki Kovacic gider gibi bir haberler çıktı hemen ertesi gün. İki tane gol attı, Kovacic kalacak haberleri çıkmaya başladı. Ben bunların çok tabii ki yani futbol yapısı içerisinde çok doğru dokunuşlar, çok doğru söylemler olduğunu düşünmüyorum. Hazırlık kampları, özellikle ilk bölümden sonraki yapılacak olan hazırlık maçları beklediğin gibi olmayabilir yani. Oyuncular fiziksel antrenmandan çıkmış, yani o saha içerisinde birbirleri olan o temaslar çok kolay yakalanmıyor. O yüzden ben Kovacic Trabzonspor için bence alternatif belki de oynayabilecek bir oyuncu rolüne de girebilir. Kalmalı de, tabii ki bu kalmalı derken Trabzonspor için bence önemli bir oyuncu. Peki, yine bugünün dikkat çeken haberlerinden biri yeni frikikçinin Doğucan olacağı gazetelerde yer almış. Tam bir duran top ustası olarak gösterilmiş Doğucan. Sizin yeni sezondaki beklentiniz nedir? 22 yaşında genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bana göre tabii ki ne kadar çok süre alması önemli. Tabii ki bu tip oyuncular şimdi hem Eren olsun hem Doğucan olsun geçen sene Kasımpaşa'da bekledikleri süreyi aldılar. Şimdi Trabzonspor'da ne kadar süre alacakları önemli. Yani çok kolay değil sahada olmaları. Çünkü Doğucan'ın bölgesi çok kalabalık ve çok yoğun bir bölge. Orada çok önemli bir oyuncular var. Evet, gelişebilecek bir oyuncu. Yani ilk önce tabii ki dediğim gibi süre alacak, saha içerisinde olacak. Evet, özelliklerinden bir tanesi de belki duran toplardır. Ama ben bu sene hem Eren hem Doğucan için nasıl bir başarılı sezon geçecek söylersen bana, ben almış oldukları süreyle bunu ilgilendiririm. Yetenekli iki oyuncu. Yani Doğucan Kasımpaşa'daki rolünü Trabzonspor'da yapmaya çalışıyor gibi göründü hazırlık maçlarında ama çok kolay olmayacak tabii ki bunlar Ezgi. Peki, şimdi hazırlık maçları ne kadar ölçüdür? Bunu zaten hep tartışıyoruz, konuşuyoruz ama netice itibariyle Trabzonspor'la izlemeye başladık hazırlık maçlarında. Şimdi ikinci etap kampı ile birlikte daha farklı rakipleri de olacak muhakkak. Zaten ay sonunda bir de Süper Kupa maçı var. Orada belki biraz daha net bir fikir elde edebiliriz ama sizin şimdiye kadar izlediğiniz kadarıyla Trabzonspor nasıl bir görüntü verdi? Ya biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle ilk hazırlık bölümünden sonraki yapılan bu tip hazırlık maçları oyuncuların da çok fazla hani performansını netleştirebilecek olan hazırlık maçları değil yani. Bunlar yani oyuncunun motivasyonu, rakibi, oynamış olduğu yerler bunlar çok önemli detaylar. Tabii ki bakıldığı zaman genelde karışık bir oyuncu grubuyla oynadı iki maçı da. Şimdi ikinci antrenman, ikinci hazırlık kampında tabii ki artık antrenmanlar biraz daha taktiksel bölüme geçecek. Biraz daha taktiksel bölümünün 13, 14, 12, 13 oyuncuyla çalışacak olan bölüme geçilecek. Zaten Trabzonspor'un kendi bir oyun yapısı var. Yani Trabzonspor oyun olarak da bir oyun arayışı içerisine girmeyecek. Katılan oyuncularla beraber oyuna daha fazla bir değer katacak. Belki alternatif oyunlar da yakalayacak. Yani ben ikinci hazırlık maçındaki, ikinci kamptaki hazırlık maçları tabii ki oyunu ne kadar geçen seneye göre yakaladığını bize gösterecek. O yüzden ikinci onlar benim için çok çok daha önemli. Yani Trabzonspor oyun yakalayamaz veya Trabzonspor'un oyunu bozulur düşüncesi içerisinde ben hiçbir zaman girmedim. Aslında bakıldığı zaman bu ilk iki hazırlık maçında da oyunun bölümlerinde istediği anlarda oyunun tamamını kendine alabiliyor yani. O yetenek veya o oyun yapısı var. Ben bunu ikinci kaptaki maçlarda daha yoğun olacağını ve daha motive olacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci hazırlık maçların hazırlık kampındaki taktiksel çalışmalar Trabzonspor'u ilk Süper Kupa maçına 30 Temmuz'a çok net ve çok doğru hazırlayacağını ben bekliyorum Ezgi. Peki yine transfere geri dönmek istiyorum ben. Tabii stoper hamlesine çok odaklandık. Abdullah Avcı belki bir kaleci de dedi ama başka bir takviyeye sizce ihtiyaç var mı? Zira çok kulvarda mücadele edecek Trabzonspor bu sezon ve yetecek mi acaba bu kadro yoksa birkaç takviye daha bekler misiniz? Beklerseniz hangi bölgeleri olabilir?
Yani ben ya çok sürpriz ve çok anlık bir transferler olur. Yani onu bulmak, tahmin etmek de çok zor. Elinde çok genç oyuncu var. Bu oyuncular da tabii ki bu uzun hikayenin içerisinde muhakkak yer bulmaya çalışacaklar. Bu oyuncuların gelişimi de bence sanki Trabzonspor'a çok fazla ekstra bir oyuncu ihtiyacı olacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki geçen seneden beri ben belki hep aynı şeyi söyledim. Yani bir ceza sahası içini çok fazla seven bir orta saha oyuncusu olabilir mi düşüncesinde ben biraz sanki olsa daha iyi olur gibi daha düşünüyordum. Yani biraz olsun Abdülkadir veya Bakasetas'ın formsuzluğu olduğu an ve yani performans altında kaldığı zaman gole yakın bir orta saha oyuncusu Trabzonspor'u sanki çok çok daha güçlendireceğini ben düşünüyorum. Yani bu saatten sonra bu belki olmayabilir ama dediğim gibi seninle konuşmuştum hep konu stoper konusu Trabzonspor'un şu anki tek gündemi olacak. Çok fazla dediğim gibi yani yorumlar aslında çok konuşmak isteniliyor Trabzonspor ilgili ama ezgi çok konuşulmuyor. Çok konuşma bulamıyoruz çünkü her şeyin çok doğruya gittiği bir bence dönem Trabzonspor'da. Evet. Sadece bir oyuncuya çok acil ihtiyacı var. Onu da çözer diye ben bekliyorum. Peki. Hamdi Hocam çok teşekkürler. Size tekrar güzel bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.